Evet efendim şöyle bir güncelleme yapmış olduk ve değerli konuğumuz avukat Sedef Selçuk da aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Bizi kırmadınız. Şimdi isterseniz biz evet söyledik. Kiracılardan, ev sahiplerinden bahsedeceğiz. Haklarından, hukuklarından bahsedeceğiz. Anlaşmalı, itiraflı, boşanma nedir? Onlardan bahsedeceğiz ama önce biraz fikirlerinizi alalım. Bu dosya nerelere gidecek sizce? Değil mi Demet? Evet. Bu dosya aslında her gün biraz daha evlerimize giriyor, gündemimize oturuyor. Ben bu dosyanın biraz şekil değiştireceğini düşünüyorum aslında. Biraz daha detayları ortaya çıktığında. Ancak bu aşamada bir örgüt olduğu ortada. Ortada aslında illegal bir paranın kazanımı ve daha sonra başka yollarla, farklı yollarla legal ticaretlere aktarımı söz konusu. Bahsedilen iddialar bunlar yani üzerine. Yani bize kara para aklama dedikleri evet. şey bu. Şimdi evet. burada aslında bizi ilgilendiren yani bugün konuşmamızı sağlayan konu bunların fenomenler eliyle yapılmış olması evet. ve hep aynı yollarla aslında önümüze gelmesi. Şimdi ilk Dilan Polat'la başlayan aslında bir sansasyon oldu bu durum devamında kimler geldi işte belli öz Candanlar. ailesi vesaire gibi birçok isim masada duydu. olan. Hepsi. Bravo şampiyonlar masası. Evet, şimdi ondan bahsedecektim. Ondan sonra tabii ki herkes de kolay para kazanmak için Kesinlikle. estetik işte güzellik salonu böyle şeyleri açmaya evet. kalkıyor. Ve gerçek Burada, klinikçiler gerçek doktorlar da isyanlar da. Şimdi onu diyeceğim. Bu, yap yapanlar var. Kesinlikle. Bu işi yapan herkes aslında acaba böyle mi diye de bir soru işareti oluştu. Haliyle tabii. bunu hakkıyla yapan insanlar şu an tepki gösteriyorlar bunlara. Aklı Ancak olur belli bir noktada belki kusur olabileceğini düşünenler de yavaş yavaş kendilerini ellerini eteklerini çekmeye başladılar. Bu noktada öz ailesinin aslında bu soruşturmayla beraber yaşantısına baktığınızda işte köyde ekmek kesen bir aile haline geldi. İşte şalvar. Bir fakir edebiyatına giyildi. geçildi. Evet. Yani Dün fakir de... dediğimi anladınız değil mi? Yanlış anlamayın lütfen. O büyük şaşalar, altınlar mı altınlar? Hop 180 derece başka bir hayat gösterilmeye başlandı. Evet. Kesinlikle. Yer sofraları, diğer sofraları çok kıymetlidir ama biz sizi böyle tanımadık ki. Ne <laughs> oldu birden? Şimdi o gösterilen İnek altınlı çiçekli e, fotoğraflar yerine aslında gayet aile yaşantısına ve sade bir yaşantıya çeken görüntülere bırakıldı. Dün de e, Mecralarda yani dijital e, web sitelerinde ve dijital mecralarda satışları durdurduğunu biliyorum ben. Hmm, evet. Market evet. zincirlerde artık ürünlerinin satışını hmm. durdurdular ya da oradan çektiler görüntüleri. Hmm. Tam vakıf değilim ama yavaş yavaş aslında sadeleşerek sessizleşmeye başladılar. Hmm. Benim dikkatimi çekiyor bunlar ama daha çok dikkatimi çeken nedir? nedir? Masak. Masak şu anda... O e, işte şampiyonlar e, diye tanıdığımız şampiyonlar masası hmm. diye aslında i̇şte adlandırılan masa. fotoğraftaki herkesin de bu arada güzellik merkezi var anladığım kadarıyla ya da bu sektördeler hmm. e, aslında birçok kişi hakkında soruşturma başlatıldığı haberiydi. Hmm. Bu bile bile lades değil mi? Yani ben benim hala aklım dimağım almıyor kardeşim yani açık açık da konuşuyorum. Sen bu işi yapıyorsun diyelim yargıda olduğu için ben bunu iddia olarak söylüyorum hala İddia bu. Ya kardeşim böyle kör göze parmak sokulur mu ya? Ama bu çok eski bir fotoğraf. Hayır, hayır bundan bahsetmiyorum. Sürekli altınlar, şaşalı Tabii hayatlar, ki. yani yani sadece cehalet deyip de geçemiyorum Çünkü yani. Bu ne? Niye nedir? biliyor musun Cesim İlk önce kendileri inanıyorlar o yalanlara. Evet diyor ben. Güzellik şeyinden kazanıyorum bu parayı. Hani o gördüğünüz o kuyruklar, o insanlar, o kliniğin önündeki o bir, onlar hep ilk önceleri kastmış. Aa. Ben yani bunu ilk öğrendiğimde Aa. Tabii, kastmış. Ben kurgu diyor yani. Tabii anladınız ki, tabii herhalde. Kast. E, kast dediğim kurgu evet, işte yani. Evet. Onlar he, hepsine para veriyorlar. Ve böyle hani alışveriş sitelerinde en yukarıdalar hep Aa, en çok satanlarda. Allah Allah. Allah Allah nasıl olabilir? Hani bir sürü yabancı marka var. Tercih edilmiyor bu. Neden? Çünkü kendileri alıyor. Onların toplu toplu şey yapıyorlar en başa kendileri çıkıyor. Anladın mı? Hani çok en meşhur olanı var ya en meşhur evet, olanı evet, tamam, onun en başına işte bilmem ne kremi bilmem ne spreyi zartı zurtu çünkü kendileri alıyormuş ben bunları mesela duyduğumda inanamadım yani çünkü dediğin gibi gerçekten bu işi yapan insan Yok yani öyle hani o kadar yabancı markalar var, bilmem neler var. Onların bile ne hikayeleri var. Yani mümkün değil yani bu satışlar şeyler. Mümkün olmamakla birlikte burada ne var biliyor musunuz? E, belli trikler var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler. Her türlü reklama açık bir sektör. Haliyle biri bir şeyi becerdiğinde onun doğru yol olduğunu düşünüp diğerleri de bu yolu takip ediyorlar. Burada çok fazla çiçekli ve altınlı paylaşımlardan bahsedilecek. Yani genelde bunu söyleyebiliriz. Hı hı. O şafşatalı Sparabalar. yaşantının getirisi sanıp hı hı. oradaki getiriyi işte çok satanlara girmek hı hı. ya da çok kullanılan ürün. Aslında bu ürünlerle alakalı geri dönüşlerde çok fazla şikayet var. Ya da çok memnunum diyerek çıkan benim etrafımda hiç yok. Ben ki çok içinde olmadığım için... Son zamanlar öğrendim işte belli markalara sahip olduklarını ve o ürünlerin onların olduğunu. Yani çok da bilinen aslında ünlü markalar değil bunlar baktığınızda. Sadece belli mecralarda çok ünlüler. Tabii, tabii ama aklı başında insanlar bile benim arkada gidip alıyordu bu ürünleri kullanıyorlardı. Yani insanları hani şimdi Dilan Palator'dan mektup yazmış ee hani Evet İsmail evet, Saymaz'a. Şey yapamıyor yani hani inanamıyor ve öyle bir şey yok onun haberi yok öyle bir dünya yok yani. Yani vergi borçlarından o tip e, para akışlarından dediği gibi Demet'in hiç haberi yok. Öyle değil. bir deli para gelişini yani sen bunun klinikten olmadığını biliyorsun. En azından kastın paralı olduğunu biliyor olması lazım yani öyle bir dünya öyle var mesela. mı? Bakın ne arkada bu? mektubumuz var. Senin gözler mi benim gözler mi? Hangisini kullanayım? <laughs> Söyleyeyim. Saygıdeğer İsmail Bey avukatım Hüseyin abiyle göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamıyla cevaplandıramıyorum. Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konularla ilgili olduğu için haberdar değilim zaten. Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim diye devam eden bir mektup. Yani hepsinde tabii ki sonunda çocuğa bağlıyorsa i̇şte ben çocuklarımı göremiyorum. İstersen devam et lütfen. Devam edeyim. Evet burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor. E neden yani ifadesi alındığında söyleyebilirdi değil mi? Avukat hanım daha iyi şey yapar. Zaman zaman rahatsızlıklarım oluyor ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatım ile buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Yani hapishanedesin. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığı aydınlığınıza sebep olsun. Başarılarının devamını dilerim abi. İşte çocuğun aydınlığına sebep o ilk önce kendi çocuklarını da keşke dilen düşünseydin onların aydınlık geleceği için bu bu kadar entrika işin içine girmeseydin diye düşünüyorum. Çünkü benim görüştüğüm zamanlarda Engin onu dövüyordu. Buraları mosmordu. Yani tabii tabii. Yani kolları dayak yiyordu ve bana bir gün geldi. Benim de Ece diye çok iyi, yakın bir arkadaşım vardı. Ben de dedim ki hani ben götürmeyeyim karakola. Sen götür. Hani ben olunca hiç başka yere gitmesin. Hiç başka yere büyür yani, olay. Yani, medyatik olmasın. Aynen medyatik olmasın. Kızı götür demiştik. Dün ikinci sayfada hani bir hanımefendi çıktı. Çocukluk arkadaşı. Hı hı. Çok hani şey e, Engin'e çok aşıktı falan filan. Tabii o başka bir sendrom. Hani katiline şeyine aşık olan. Stockholm sendromu. Galiba öyle bir şey var. Yani bu kadar o, o zıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm o zaman. Yani bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve senden habersiz bu kadar böyle bir dünyanın içine seni soktuğunu bilmem bile benim başıma gelse çok kızardım yani. Şimdi e, Şamon bir öğreticinin bu, çok e, çok özür dilerim. Soru. Sadece, hı hı. Ne zaman bu oldu bu dediğin e, darp olayı? İlk defa <laughs> duyuyorum ben de. 2017 miydi? O 2017. Işte. 6 yıl. Yani Görüştüğüm hani bana, bana fotoğrafçılık e, O zaman peki geliyordu. maddi durumu iyi miydi? Hayır, 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 hayır. Değil. Aylık ben 4000 lira kazanıyorum. Democum derdi hani kurs veriyordu fotoğrafçılık üstüne. O zaman Gülşen'in bebeği doğmuştu hatta gidip onun resimlerini çek falan demişim. Sonra koptuk zaten. Engin Engin o zaman cam silme işi yapıyordu. Hı hı. Binaların cam silme işi yapıyordu. Ama o zaman gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü hani darp dayak yiyen bir kadın böyle elleri kolları mosmor. Hani kendi gözümle gördüğüm için anlatıyorum bunları. Hani Tabii. üçüncü şahıslardan duyduğum bir şey değil. O zaman çok üzülmüştüm. Eceye rica etmiştim. "Götürsen hani bir savcılığa, bir karakola, bir şeyi hani yardım edelim kıza." diyor. Sonra kendisi vazgeçmişti. Gitmemişlerdi ama Bilmiyorum daha sonra öyle ilişkileri devam etti mi? Ben sonra kendisinden koptum. Sonra benle ve Hira'yla ile dalga geçen böyle videolar yapmıştı. Sonra da demiş ki işte 100.000 bin takipçi Demet Akalın'dan kastım. İyi güzel oldu. Yani herkesi işte senden menfaat takipçi senden klinik şeyleri aparatları makinaları senden başka bir şey. Yani keşke daha güzel gerçekten bu klinik işini tecrübesi ve bilgisi olmadığı halde bu yoldan tek keşke devam etseydi başka işlere karışmasaydı. Yani her gün her gün artık bak benim gör, benim benle çalışmaya başladığı zamanlar bu zamanlar. Ya bir sezon böyle çalıştı bir bir kış. Doğum fotoğrafçısı ama senin özel fotoğrafçısı de mi çekti? Doğum fotoğrafçısı benim sahne fotoğraflarımı şeyle geliyordu. Eşiyle geliyordu. Eşi bekliyordu onu. Gidiyordu. Yani bilmiyorum hani üzücü ama işte o zaman çocuklarını düşünmesi lazımdı. Şimdi hani ben hapishanedeyim ben çocuklarımı düşünüyorum deyip hani sizin çocuklarınız aydınlık geleceği olsun diye. Ve insanlar bu tip mektuplara işte hani ya üzülen arkadaşlarım var. T tabii ki üzücü bir durum bir kadın için bir bayan için bir anne için ama hani hiçbir şey bilmemesi mümkün değil. Çünkü ben o yüzünü gördüm onun. Daha fazla anlatmayayım Cezcim. Yani onunla çıldırmış hani Sen ne kadar hastalıklı böyle böyle bir deli bir halini gördüm onun. Çok korktum. Dedim ki hemen uzaklaşmam lazım ve uzaklaştım. Ve hiç de pişman değilim. Sonradan çok haber gönderdi. Niye herkesle barışıyor, benle barışmıyor diye. Ben yani o kadar nasıl diyeyim? Öyle bir ruh hali kadınla hani yardım edebileceğim bir pozisyonu yoktu yani. Öyle söyleyeyim sana o kadar söyleyeyim. Allah tabii ki yardımcısı olsun ama ben hiçbir şekilde öyle hiçbir şey bilmiyorum falan filan. Asla inanmıyorum tabii ki.